Evet, selamlar efendim tekrardan. Yine yayındayız. Yeniden yayındayız. Çelik avcısı gelmiş. Bugün Selçuk'la yazıştık. O söyledi abi, çelik avcısı geldi falan filan. Dedim o zaman ne yaparız dedim. Dedim o zaman hop dedim, bir tane dedim hemen. Ne yaparız efendim? Bir tane yayın açarız dedim. Çelik avcısı arkadaşlar, tamam mı? World of Tanks'a yine belli dönemlerde gelen bir etkinlik. Battle Royale etkinlik. 3 farklı harita var. Tekli de girebiliyorsunuz. Arkadaşınızla da takım olarak da girebiliyorsunuz. Ve toplamda tekli girdiğinizde 15 oyuncuya karşı oynuyorsunuz. Takım olarak girdiğinizde toplamda 20 oyuncu oluyor. Toplamda 8 farklı tank var. Bunların hepsinin farklı kendine göre özelliği var. Ve bu tankları geliştirebiliyorsunuz. Experience alarak, kutuları toplayarak, sahadaki başka düşmanları vurarak geliştirebiliyorsunuz. Oyun dediğimiz gibi bir Battle Royale. Alan daralıyor. Bu alan daraldıkça aynı noktada buluşma şansınız artıyor. Denk geldiğiniz düşmanları da öldürebiliyorsunuz. Bunun dışında botlar var. Botları da öldürebiliyorsunuz. Onlar da size deneyim veriyor. Bu deneyimleri ne yapıyorsunuz? Tankınızı geliştiriyorsunuz. Şimdi zaten oynayacağız. Orada da göreceksiniz tank nasıl geliştiriliyor falan filan diye. Belki zaten birçok kişi bu oyuna hakimdir. Bu moda hakimdir. Özür diliyorum. Diğer Battle Royale oyunların mantığıyla aslında aynı. Birebir aynı. Çok ciddi bir farkı yok. Eskiden Bookie'de tekrar doğma yoktu. Şimdi World of Tanks Bookie'e yeniden doğma getirdi. Öldükten sonra yeniden doğuyorsunuz. Fakat bu ilk 5 dakika için geçerli. Takım olarak girdiğinizde 8 dakika, tek olarak girdiğinizde 5 dakika geçerli. Takım olarak girdiğinizde takım arkadaşınız gidip sizi tekrar canlandırabiliyor. İkinci bir şans veriliyor. Ve oyun içerisinde bir takım şeyler var, sandıklar var, kutular var. Bu kutuları sürekli toplamanız gerekiyor. Mavi kutu, sarı kutu, yeşil kutu var. Bunlar genel geçer kutular, işte sağlıktır vesairedir. Kırmızı kutu yok, özür dilerim. Mavi ve sarı kutu var. Bunlar genel geçer kutulardır. İçinden mermi çıkıyor, sağlık çıkıyor. Bunları alıyorsunuz. Bunları aldıkça yine experience, deneyim kazanıyorsunuz ve kazandıkça da tankınızı geliştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Tankınızın ne kadar seviyesi yüksek olursa rakiple karşılaştığınızda, o dar anda rakiple karşılaştığınızda envanterinizde de ne kadar fazla alet edevat, sağlıktır, mermidir, özel yetenektir varsa avantajınıza oluyor. Sarı ve yeşil dışında bir de mavi kutular geliyor. Bu kutular dropla, uçakla atılıyor ve bunu herkes görüyor. Bunlar da 2 dakikada bir geliyor. Bunlar diğerlerine göre çok daha fazla deneyim veriyor. İçinden çok daha fazla ve özel yetenek çıkıyor. Bunların da yanında yeniden doğma sürenizi şarj ediyor. Başladınız. İşte atıyorum 5 dakikayla başladı yeniden doğma süreniz. Gittiniz mavi kutuyu aldınız. Top birazcık daha artacak. Dolayısıyla mavi kutular aslında en değerli kutular. Hani bu size geri dönüş açısından ve tankınızı yükseltme açısından sizin en fazla işinize yarayacak kutular. Ölen kişinin de ya da sizin öldürdüğünüz ya da bir başkasının öldürdüğü kişilerin de eğer almamışsa öldüren kişi, normal oyuncunun da tankına gidip tüm mermilerini, ekstra malzemelerini alabiliyorsunuz. Onları da lootlayabiliyorsunuz. Oyun ne veriyor? Ben bunu oynayacağım fakat sonucunda ne kazanacağım? Ben her zaman bunu söylerim. Aslında çok güzel bir kazanımınız olacak. Bir kere 700 bin kredi vereceksiniz seviye 12'ye geldiğinizde. Bunlar da oyun yaptıkça alacağınız deneyimlerde kazanacaksınız. En önemlisi tahvil veriyor. Bakın, tahvil veren etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü tahvili her yerde kullanabilirsiniz. Ve çok özel tanklar da alabilirsiniz. Tabii klanınız ve olması gerekiyor ve klanın savaşlara girip, özel savaşlara girip orada başarılı olması gerekiyor falan filan. Biraz daha farklı bir konu ama dediğim gibi tahvil her zaman işinize yarayacak bir malzemedir. İşte bunun dışında özel stiller kazanıyorsunuz falan filan vesaire. Günlük görevleriniz var. Burada gördüğünüz gibi 10 saat sonra tekrar yenilecek bu görev anladığım kadarıyla. Bakalım. Üstüne gelince yanmıyor. 10 saatte bir yenilecektir. Bunları yaptığınızda işte 15.000 para veriyor. Şu neymiş abi? Çelik abisi gelişim puan veriyor. O da sanırım şunların puanı. Bunları veriyor. Bunları yapıyorsunuz. Buradan da çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi 8 farklı ülke var. 8 farklı tank ve 8 farklı oynanış tarzı ve 8 farklı upgrade tarzı var. Her tankın kendine göre farklı özelliği ve farklı upgrade'i var. Şimdi bak. Buradan başlayalım. Neresi görünüyor? Benim kavradığım bir yer var mı? Yok. Tamam. 12 Haziran, 26 Haziran arası olacak bu etkinlik. 26 Haziran'dan sonra bitecek. İçerikte neler varmış? İşte görüş sistemi vesaire bilmem ne falan filan. Yani geç onu. Tamam, önemli değil. Nereden gireceğini gösteriyor. Onu zaten ben gösteririm. İçerik avcısı ödüller. 750 tahvil. 1.2 milyon para. Genel kılavuzlar, eğitim kılavuzları. İşte bonuslar. Eğitim kitapçığı bonusu.
eğitim kitapçı bonus mu? Bu ne? Para. Para ve ha, bonuslar değil, genel olarak söylüyor. Falan filan. Hani bu güzel şeyler veriyor. Her tankın gelişimi farklı diyorum ya. Bu tamamen sizin oyunu oynayacağınız tarza göre değişecek. Ben nasıl oynamak istiyorum oyunu? Kafasına göre değişecek. Örneğin Amerikan tankıyla başlayalım. Ya bu tank T7 diye bir tank, tamam mı? Riven diye bir tank. Bu tankı size veriyor. Ve her upgrade'i siz seçebiliyorsunuz. Örneğin zaten ekrana geliyor kocaman bir şekilde. Bunu seçtiniz. Ondan sonra iki yol açılıyor. Diyorsunuz ki işte daha dinamik bir tank olsun. Bunu seçtiniz. İşte burada da yine iki seçeneğiniz var. Yani hem bunu hem bunu seçemiyorsunuz. Bak zaten yol gidiyor böyle. Diyorsunuz ki bu da daha yükleme hızı olan bir tank olsun. Ondan sonra diyorsunuz ki daha zırhlı bir tank olsun. Taret zırhı, dönüş hızı hangisi falan derken bunu seçiyorsunuz. Ve en sonunda size yükleme hızı mı, işte şarjör yüklemesi mi, şarjörlü yükleme mi, atış başına hasar mı daha fazla almak istiyorsun diye soruyor. Yine birini seçiyorsunuz ve tankınız oluyor. Tabii bak mesela burada şunu seçemiyorsunuz. Atış başına hasarı seçemiyorsunuz. Bunu seçerseniz mi onu seçiyorsunuz? Evet. Eğer dönüş hızını seçerseniz de en alttakini seçemiyorsunuz falan filan. Bu gibi dallanan şeyler var. Bak çift damlı geliyor mesela Ruslarda. İşte Fransızlarda da çift damlı geliyor. Gibi 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 çeşitleri var. Bunların hepsini incelemeye gerek yok ama buradan ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Yani oyunda karar vermek yerine oyundan önce buraya girip bunu da bilgi olarak edinebilirsiniz. O zaman geçelim şimdi şeye, savaşa, değil mi? Bu arada şunun da cevabını vereyim. Bir arkadaş YouTube'a şey yazmış. Abi demiş işte çalının arkasına saklanman gerek, işte orada durman gerek falan filan. Çok fazla kasan bir adam değilim ben. Evet de o kuralı biliyorum ama hani böyle aman işte çok dikkatli oynayayım bilmem ne falan filan. Böyle oynayan bir adam değil. Öyle oynadığım zamanlar oluyor mu? Oluyor ama yayında ya da bir video kaydederken genelde öyle oynamıyorum. O moda geçemiyorum eğer konu o değilse, birebir konu o değilse. Yani konu abi çalı dinamiği ise evet onu birebir anlatıyorum. Ama çalı dinamiği değilse çok da fazla umurumda olmuyor. Dolayısıyla hani yaptığınız yorumlar tabii şey yapıyorum. Hani okey adam yapmış doğru söylemiş ama hani dediğim gibi daha detaylı bilgi istiyorsa, daha böyle mükemmel pro oyuncu istiyorsa işte gitsin Cookie Baby izleyebilirsin. Ben o kadar zaten hani mükemmel bir oyuncu olduğumu şey yapmıyorum, iddia etmiyorum. Hatta Botoş falan var, onu izleyebilirsiniz. Ozman da öyle çok şey değildir ya, böyle çok promot kafasında oynayan bir adam değildir. Onları izleyebilirsiniz. Belki daha başka adamlar vardır, onları izleyebilirsiniz. Ama ben o kafada oynamıyorum. Onun da cevabını verdik. Bir de şey geliyordu artık, zaten o yorumlar çok fazla gelmedi. İşte ya niye orta tanka teleskobik takıyorsun bilmem ne falan filan. İşte kaplı optik takıyorsun falan gibi şeyler geliyordu. Artık o tip yorumlar gelmiyor çok şükür. Orada derdimi anlattım diye düşünüyorum. Artık başlayalım. Riven'la girelim. Tumarada bir şey var mı etkinlikle alakalı diye düşünüyorum. Crispiano hocam. Şöyle bir şey. Oyun çabuk düşünmenizi ve çabuk hareket etmenizi gerektiren bir şey. Hani buna alışkın değilsen evet kesinlikle ben de mesela çok başarılı olabilmiş değilim bu modda genel olarak. Bir de oyunda şey çok fazla oluyor. Eyvallah dostum hoş geldin. Gastoman. Ne? Gastaman. Gastaman. Hoş geldin dostum. Yani oyunda şey çok zor geliyor bana. İşte yok 3'e bas, 5'e bas, 6'ya bas, geri gel bilmem ne yap, şunu yap. İşte 4'te sağladığın şey yap, yere mayın koy. İşte bu tip şeyler çok fazla olduğu için hani benim de çok fazla beğendiğim bir kip değil aslında o açıdan ama. Aa bir dakika ya. Ulan yeniden doğma vardı bizde ya. Unuttuk bak ya. Ulan ya. Ulan yeniden doğmayı unuttuk bak. Demin anlattım. Az önce açtığım ilk yayında, Pink olan yayında anlattım. Yeniden doğma var bilmem ne falan filan derken biz yapmadık abi yeniden doğmayı. Bak şimdi burası sıkıntı. Bir düşmanı öldürerek aslında çok daha fazla deneyim kazanıyorsunuz. Onun can puanını alıyorsunuz vesaire falan filan ama abi ikinci doğuma birazcık şey olmuş benim görüşüme göre. Sıkıntı olmuş. Bu arada YouTube'dan da takip edin beni arkadaşlar. YouTube kanalım var. Bilginiz olsun da birazdan şey yaparım. Sabitlerim ekranı. Bu arada bir abone oldu. Birazdan bakarım ona. Gastomen. Gastomen abone olmuş. Sağ olsun. Lan.
Evet abi, bu kadar zayıfken birine dalmanız ciddi anlamda sıkıntıdır. Azemimiz diyelim abi. Yükleme hızı. Güzel. Yine sarı noktalar geldi. O sarı noktaları Allah. Şimdi şöyle mi şöyle mi? Şöyle daha mantıklı gibi geldi bana. Şimdi bu mavi paraşütler nereden gördün? Ha, eyvallah. Bak, mavi paraşütler, tamam mı? YouTube'dan gördüm diyorsun sanırım. Eyvallah Gaston, sağ olasın. Başka oyunlar da oynuyorsun dostum. Tarkov, Markov. Özellikle Tarkov arkadaşlar, yani hiç bildiğiniz tüm FPS oyunlarını unutun oyunu. Hani Escape from Tarkov. Ruslar gerçekten bu oyunu yapıyor. Şimdi oyun dışında konuşuyoruz ama olsun. Bunları YouTube'a atarız zaten. Kimse niye almıyor mavileri lan? Aldım ben. Bir daha mı oraya geliyorum abi? Bir dakika. Ha yok, alıyoruz, tamam. Ay 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 ay. Bak şimdi, bak ekmeğe bak orada. Ekmeğe bak sen be. Oo, delemiyorum herife. Buradan ateş edelim mi? Hiç girmeyesek mi? Bir de ateş etmemiz lazım. Bozmamız lazım. Şu adam çok feci vuruyor lan. Sağlığımızı yenileyelim. Iskaladık. Adamın canı azaldı. Ona biri de arkadan ateş ediyor. Ha, bak gitmeyeceğim ben adama. Adama gitmeyeceğim abi. Biri de arkadan ateş ediyor. Bak görüyor musun bak. Çok ilginç. Tamam, güzel. Gitmeyeceğim dedim ama gideceğim. Zırh diyoruz abi. Canımız geldi. Yine inleyelim. Canınızı mümkün olduğu kadar full yapın. Hayır, bak geldi orada, gördü. Bizi de gördü. Bak şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Bu adamı yerim ben. Bu adamı yerim abi. Gel buraya gel. Güzel. Şans yok. Git. Evet. Oraya git. Tam istediğim yere gitti be. Ulan var ya. İstesem çekemez. Gerçi şey bitti ama olsun. O yaptığım şey abi, kapan oluyor. Düşman tankının yeteneklerini zayıflatıyor. Şey yapıyor. Dönüş hızı zırh. Biraz daha zırh abi. I need more armor. Evet abi, direkt maviye gidelim. Direkt maviye gidelim. Şu anda iki kişi ölmüş. Deminki oyunda unuttum şey takmayı. Yeniden reborn yapmayı, doğmayı. Bunu yeriz. Abi yazıyorsunuz, ben bakacağım dostum, tamam mı? Şu anda oyundayım ya. Çok konsantre olamadım. Bakacağım ona. Ne yazdığınıza bakacağım, okuyacağım. Sohbet muhabbet gidiyor zaten yayın. Çok 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 büyük bir hata yaptı bak mesela çocuk. Orada durarak hani şey düşündü herhalde. Bir tane atışımı yapayım falan diye düşündü. Abi herif ölmüyor lan. Ne canı varmış herifin ya. Bu adam bana ateş eder. Yani ben olsam bana ateş ederim orada. Köprüdeki adam için konuşuyorum. Gördünüz mü bilmiyorum. Sağ tarafta bir köprü var. Tren köprüsü. Hadi ya. Abi nasıl sekti zırtan?
Allah bela. Oğlum adam 9 canlı ölmüyor ya. Hele lan. 7. seviye olduk. Bak adam öldürerek yükselmek çok daha iyi aslında ama hani kolay değil. Şarjörlü yükleme atış başına hasar, atış başına hasar diyelim. Evet, şu anda maksimum leveldesin. Bir canavar gibi olun. FPS oyunları benlik değil. İki oyun oynuyorum ben sadece. Tamam, biri bot, diğeri hangisi? FPS oyunlarında dostum. Almaması lazım onu. Almaması lazım. Orası. Bu. Gel, gel. Evet, böyle gel. Çok büyük bir hata yaptınız abi. Herkes kapan attı. Oy, çok canım gitti. Çok canım gitti. Çok canım gitti. Abi bunlar niye bir ikisi birden bak. Oo. Oy. Vur. Kafadan vur. Abi var ya. Arkadan bak bir tane daha ateş ediyor. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Aldık. Aldık. Şu köprüdeki velet tamam mı? Maçın başından beri arkada mı duruyor? Ne yapıyor? Sürekli bana ateş etti ya oradan. Aa! Şu ne işe yarıyormuş? Biz bastık ama. Tamam güzel. Şimdi gidip onunkini lootlayalım. Oğlum gerçekten de canavar gibi oldum yalnız ha. Biri WoW, diğeri bot. Allah 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 Allah. Dön. Ve bas. Aga can bas. Can. İşte bu oluyor kırmızı noktada durduğunuzda. Kaçabildim. Şu anda 5 tane tank var abi tamam mı? Benim gibi. Ben hemen radara basacağım. Neredeler? Çok merak ediyorum. Şunu bir alayım. Canım yenileyim. Aldık. Oha iki tank varmış burada. Oo double. WoW yalnız World of Warcraft FPS oyunu mu ya? Ay çok feci canını yakıyorum herifin. Çok feci canını yakıyorum. Pozisyonum çok iyi. Çok iyi pozisyonum. Pozisyonum çok iyi abi. Çok iyi pozisyonum abi. Herif çok bilinçsizce dalıyor şu anda. Bir tane daha vurursam adama gönderiyoruz. Hop sektirdi. Çok zamanla döndüm. Dostum üzgün. Aa ölmedi. Tamam olsun sıkıntı yok. Şimdi ölecek. Şimdi ölecek. Ölüyor. Oo. Siktir be. Abi nasıl son anda yeniledi o ya? Abi balına koyayım senin de. Başında yapmadığı açıyı şimdi yapıyor herif. Onu yapmayacaktın abi. Onu yapmayacaktın. Onu yapmayacaktın. O açıyı vermen gel beni vur demen oldu. Yalnız bayağı iyi oynadık lan. Bu doğrudur abi. Oyun tarzı hani. Genelde strateji falan mı? Cafer diye bir arkadaş da bizim. O da şey oynuyor. Victory iş oynuyor. Sikeceğim. Abi sürekli şu kırmızıdan kaçma. Çabuk lan dön. İki tane tank. Bak bunu öldürürsek şampiyonuz abi. Ve öyle görünüyor öldüreceğiz. Ay çok feci canını yakıyorum herifin. Yemin ediyorum. Gel. Ama onun canı çok çabuk yenileniyor galiba. Mayın koydu herif. Abi çok az canı kaldı. Bu işi aldık. Bu işi aldık arkadaşlar. Bu iş bizim bitti. Bu burada dip yapacak. Dip yapacak taratini kullanmak istiyor. Dip yapacak taratini kullanmak istiyor.
Bu kadar. Bu kadar abi. Nasıl, bir kişi daha mı var lan? Ha, o benim. Tamam, okey. Bak. Kazanınca çok güzel para geldi. 100 bin para geldi. 15 tahvil geldi. X2 mürettebat deneyimi geldi. Hani oyunun mantığı bu. Biraz hızlı bir tankla oynadığınız zaman daha böyle taşlar yerine oturuyor. Tabii benim tarzım bu. Başkası ya kardeşim, ben hızlı tankla oynamayı sevmiyorum der. En önemlilerinden bir de savaş kartı puanınız da artıyor. Yani sadece bu oyuna girdiğinizde bu oyunda kazandığınız deneyim değil, aynı zamanda savaş kartı deneyimi de alıyorsunuz. Bu da bence artı bir şey. Ya bunu nasıl şimdi, kafa yenecek sizin ama neyse. Bak, burada ayarlar var, tamam mı? Şimdi benim upload'ım servis sağlayıcım TürkNet'in verdiği 14 kilobit, tamam mı? 14 kilobit bölü saniye. 14.000. 14.000 kilobit bölü saniye veriyor bana. Ben Evet. ne yaparsam yapayım, Twitch'e baktığımda buraya 12.000 de yazsam Twitch bana 6.000'ini çekiyor. Sadece 6.000 alıyor. TürkNet'i aradım ben bundan işte birkaç hafta önce. Dedi hani bizle alakası yok. Biz veriyoruz o şeyi. Hakikaten test ediyorum. 14'ten de fazla çıkıyor. 15 çıktığı falan oluyor böyle. Şimdi onu test ettim ben. Şimdi şuradan Placebo falan alıyorum. Aşırı keskin şey yapıyor. Kodekliyor verdiğin yayına. Yaptığımda ping oluyor. Ne alaka falan diye düşündüm. Twitch'in bir takım özelliği var. Sen de biliyorsundur işte. İlk Twitch'i kurduğunda sana 1080p açtırmıyor. 5-10 tane yayın yapıyor. O zaman açtırıyor. Sonra 1080p özelliği çıkıyor ama diyor ki işte şu kadar da izlenmeye ulaş saat olarak. O zaman diyor ben sana 1080p vereceğim ve 1080p'den sonra da şunları şunları yap diyor. Bu sefer de diyor ki izleyenler seni sadece 1080p değil, görüntü ayarlarından istediği ayarda izleyebilsin diye bir buton veriyor sana. Bunların hepsi bu mantık. Büyük bir ihtimalle de diyorum ben, şu anda ben bitrate olarak 6000'den fazlasını vermiyor bana Twitch. Çünkü ben şunları açtığımda ping yapıyor. Ping yapması bitrate'in az olması anlamına geliyor. Ve bunlar çok fazla veri transferi istediği için, Placebo, veri slow'u, Slower, veri transferi istediği için benim bitrate'im yetmiyor diye düşündüm ben. Böyle niye bu kadar uzattıysam bu konuyu, böyle bir muhabbete girdim. O Twitch'in kuralları geçti sen peki? Ya Kar. bazılarını yaptım. Mesela ilk 480p Acaba bu. hepsini niye yapman gerekiyor ki o dediğin şeyler açılsın? Bazılarını yapman gerekiyor. Yani işte diyor ki 100 aboneye Twitch'te bir ulaş kural diyor. koymuş. Yani 100 aboneye ulaş diyor. Ben sana şey butonu da çıkaracağım diyor. İşte ne o? Para yolluyorlar ya canlı yayında. Parayla abonelik. Ne deniyor adına? Onu da yapacağım. Ama 100 aboneye ulaş diyor. Bir de bu kadar saat izlen diyor. Açmayacağım diyor. İlk başta açıyorsun. Mesela benim yayınlarım çok uzun süre 1080p dışında bir ayarı yoktu benim yayınımda. Hep 1080p izleniyordum. Ayar 480p'ye Zaten falan alamıyordum. ben ilk gördüğümden beri gayet kaliteli ki senin yayınların. Ya kaliteli de Hani işte, ayarın neyse ondan devam edersin ya bence. yok yok sıkıntı yok. Sadece merakım. Yani ben niye Yani 14.000 meraktan veremiyor? anladım. Hani falan filan muhabbeti. Servis sağlayıcı mı 14 gösteriyor, farklı veriyor. Ay, insanın aklına geliyor. Ama şu anda mantıksal olarak kendimce onu çözdüm. Yayından sonra da araştıracağım zaten. Ne yapıyorsun sen? Slow Runner devam mı? Takılıyorum işte onda. Video çekiyorum, paylaşıyorum. İyi, güzel. Ne yapalım? Atalım mı Ya şimdi bir slow? bugün Sen ne yapacaksın? Oynayacak mısın Slow Runner? Snowrunner'ı mı gireceğim? Bilmem, yapalım mı? Ne yapalım? Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum, bot'tan fark etmez benim için. Ben bayağı fulledim ya. Hani seviye 30 oldu. Zaten en fazla 30 oluyor. Hadi be. O zaman bütün Daha haritaları 3 açtın arasa da sen. 30 oldu. Güzel. Bot falan oynayacaksan bilmiyorum. Bot oynayalım fark etmez. Bot bayağı Çelik fena abisini geçti. beğendin mi? Nasıl geçti? Çelik avcısında yendim. İstersen bir şey girelim çelik avcısında. Plat muat girelim acı. İki kişi oynayabiliyoruz en fazla. Tamam, iki kişi ikimiz Ama dur. girelim. Oyuna şey mi önce? Aç abi. Hem onu da göstermiş oluruz. Onlara daha önce değişiklikler yapmışlar. Yeniden doğuma vermiş artık. Evet. Hani 5 dakika içinde öldün mü tekrar doğabiliyorsun ama 5 dakika içinde süre bitti mi bir daha doğuş olmuyor. Bir kere hak veriyor sana. Evet, Bunu onu aynı da PUBG'deki gibi yapmışlar. Hani aynen. en sonlarda mobilde saldırma muhabbeti vardı.
Aslında fena bir şey olmamış. Hani o yeniden doğma. Gastaman. Ya biz görüşürüz dostum. Bir de kendine iyi bak. Şey artı martı muhabbeti yaptın. O ne? O muhabbet ne? Bir şey mi? Hani sen diyordun ya bir etkinlik yapacağım. Şey dedik çünkü yani. Çünkü ben diyorum ya geç geldiğim için vakıf olamadım. Ya sıkıntı yok. Şey diyorduk yani bir saklanma muhabbeti, iki de topçu muhabbeti. Ben diyorum ki topçu olayını yapalım abi ilk. Atıyorum 5 tane topçu olsun, tamam mı? Chat'tekiler de yazsın yorumlarını hani böyle olsun böyle olsun diye. 4 tane 5 tane topçu alalım. Onlar siz olun mesela. Sen, Erhan ol. Kim var? Berat olsun. Erhan da yazmış da artı yok Erhan'da. Ha onda artı yok. Ya işte olanlar ya da seyircilerden ya, de. Ya bende var, sende var. Berkay, Berat'la. Berat'ta da artı yok aslında. Onda sadece bir tane 8 seviyem ne vardı galiba. Ha neyse seyirciler. Berkay, ben, sen var. Ben izlerim. Bir arkadaşlar var. Ya en kötü hesap var elimizde ya. Olur. Ya seyirciler ayarlarız olur. Yani. İşte siz üçünüz girersiniz. Seyircilerden de al aynen yani. Katılabilirler. Siz üçünüz girersiniz. Seyircilerden de alırız işte. İki tane, üç tane. Ya da üç artı yeter belki. Ben Erhan'la oynamak isterse ben Erhan'a da bir hesap ayarlarım. Ha olur. Ya belki üç artı da yeter şimdi. Beş artı etten orayı şey yapar ya. Cehennem gibi yapar. Hiç sıkıntı yok yani ayarlarız. Olur abi yani. Şu an ben girdim sen at da abi. Ha dur atayım hacı. Çelik abicisine gireyim ama ben. Çelik abicisine çıkmaydı bende. Burada da birkaç maç yapalım. Burayı takım. Ya bunda toplamda 950 tahvil kazanıyorsun. Kaçırmadan oynarsan böyle günlük görevler. Evet. Başta onu söyledim yine zaten. Yine 12 tane sökme kiti falan veriyor. Kesinlikle. Şey sıfırlama yani. Mürettebe sıfırlayabiliyorsun beleş. Çok iyi. Bir de çelik mühürler diye bir puan kazanıyorsun. Oradan da dükkandan stil alabiliyorsun. 2B. Ya çok işte makyaj çok benim kafam değil ama hani hani bunu takip edenler var hani. O, ya şu etkinlikler aslında hiç kaçırmamanız gereken etkinlikler abi. Attım abi bu arada sana. Şey sunucu değiştiriyorum. Birdeymiş. Okey. Ya bu etkinliklerin tahvil getirisi var. Kesinlikle. Yani rastgele de oynayacağım belki 100 savaşa tekamül ediyor neredeyse. Evet evet. Ki bazen en iyi oynadığın maçta 7 tahvil alabiliyorsun ya o seviyede. Aha. Ama böyle etkinliklerde 7-8 günde 900 bin tahvil alıyor. Ön cephede öyleydi mesela. Ön cephe 1000 tahvil verdi. Ben yetişemedim ona ya. Ya bitiremedim ben ön cepheyi. Sıralamalı savaşlar sona eriyor. Bir gün zaten kanalda bir tane Valkyrie maçı paylaştım. Çelik abisinde maçı kazanmıştı. Aa, bakarım ona da. Valkyrie güzel ya. Valkyrie hulleyince. Ben de şeyim abi. Revan'cıyım ya. Bu arada şey var mı ya? Sıralamalı savaşlar. Ya bir haber yayınlamışlar. Sıralı savaşları kaldıracaklarmış. Artık gelmeyecek yani oyuna. Bu hücum modu vardı ya 7-7. Sıralama savaşlar. Onu şimdi artık sıralama savaşların yerine geçiriyorlar. Sıralama savaştaki tanklar da sanırım tahvil dükkanına koymaya çalışacaklar. Evet zaten onu da yazmış abi. Bir saniye ben bekletiyorum seni. 114 SP2 tahvil ediyor olabilirsiniz diyor. Evet dükkana taşıma şeyi var. Diğer tanklar ne olacak onu bilmiyorum. Hani Concept, Kampanzer, bir tane Charlemagne senin aldığın. Ha, onu da getirdiler. Zaten enteresan. Bence ben olsam tahvil dükkanına koyarım hepsini. Aynen alsın yapıştırsın abi orada. Şeyi soracağım yani, sana. Tamam alsın. Yeni ağaç gelme ihtimali var mı? Valla bir tane galiba duyum bu tabi. Japon ağrı diyorlar. Yani şey tekerlerden İngiliz tekerliklerinden önce Japon ağrı diye bir muhabbet var gibi. Böyle bir duyum gelebilir yani Japon. Şey şeyden İngilizlerden önce. Komple ağaç gelme ihtimali Kanada manada bilmem ne öyle bir söyleyenler de oldu ama yayında. Az önce. Onu bilmiyorum ben onu. Ama duymadık. Yani şöyle ben yorumum hani yılbaşına doğru mutlaka yeni bir şey getiriyor o yeni bir tank. Çünkü onu ya ben, koyuyor falan filan. Ben çok isterim gelsin farklı ülkeler özellikle Türkiye'ye hattı da gelsin. Ama işte adamlar Türklere şey yapmıyor önem bile vermiyor artık. Aynen.
Yani yardım desteği bile kaldırdılar. Kesinlikle. Hani 6 ay gelsin diye gelmiş. Sonuçta üretilen tank şu an. Ama 6 üretim ay aşamasında üretildi hatta. Ya. Yani şu oyunda olmaz çünkü modern tank ya bu. Son gelen tankların hepsi mi modern? Hayır hayır. Yani yapım yılı olarak. Hayır, ama oyun tarihsellikten çıktı ki. Eskiden tarihseldi bu. Tam tarihsellikten çıktı da yine atıyorum bir şeyin de Amerika'nda neyi gelmiyor? M1 Abrams gelmiyor. Hani o minvalde yani, tanklar gelmiyor diyorum. Ya da işte bence ileride düşünebilirler. Benim düşüncem. Çünkü son gelen BZ-75 vardı. BZ-176'nın ağaç attı var ya. Hmm. O da model. VZ-55 de model. Tarihsel tanklar değil ki onlar. Ben düşünmüyorum. Yani gelme ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum. Arkada var bir tane arkada. Baba. Yapıştır oraya. Aha. Aha. Dalak mı şuna? İki kişi mi lan o? Fark etmez. Zaten iki kişidir büyük ihtimalle. Ben dalarım. Kaçmıştır. Yok yok burada. İkisi de burada. Geliyorum. Tamam. Gel ya direkt şu az canlıya dalalım. Aynen abi onu aldık mı zaten bir şey kalmadı herif. Dayını sıra kaçıyorum be. Ah sektirdi herif ya. Bir atış kaldı abi. Alacağım. Eyvah. Neyse Selçuk'u izliyorum biz. Bak aranjiye bak. Şimdi sen beni yeniden doğurabileceksin değil mi? Eğer bu şunu öldürürsem. Çünkü o bana her vurduğunda. Gideyim şu arkadaki şeyi de alayım. Ciddi bir savaş geçiyor. Bakalım. Oy acı. Bunu alamazsan aldı. İşte bak burada olayı bitirdi Selçuk. Yalnız herifte de ne zırh varmış be kardeş. Oy 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 oy. Adam bizi çekecek ya. Büyük bir ihtimalle abi. Evet abi. Sonlar. Siktirdi. Çok iyi. Kafa kafaya şu anda. Yan bastı. Hadi be. Başaramadık. Olsun. Şimdi biz burada bir deneyim falan almamış olduk değil mi artık? Bitti gitti. Yok. Tamam bir daha gidip başka yeni, tank var. Yeni tanklarla. Ya bunda şey istiyor. Günlük görevlerinde bir ilk 3 var takımla oynarsam. Hı hı. 12.000 hasar var. Herhangi bir sayıda. Sonra bir tane ilk 6 olması lazım takımla oynadığımız için. Bak şeye tıkla. Şurada görevler var. Şimdi ben yaptığım için bende gözükmüyor. Ben zaten bir tane kalmış bende. İşte takımda savaşarak ilk 6 takım arasına girin falan filan muhabbet. Tamam onu yaparız. İlk oyunda ikinci oyunda birinci oldum ben. İkinci oyunda birinci oldum. O iyiymiş. Ama çok şey oldu böyle. Riven'dım ben abi. Bir tank geldi. Hafif tanktı. Adama göre güçlüydüm. Aldım. Orta tank geldi onu aldım. Gittim bir tane daha orta tank geldi. Onu indirdim. Falan filan derken böyle bir şeye geldi yani orada. Şansa bir geldi. Bir şey eklemişler. Bot tanklar da var. Hmm. Evet öyleymiş. Onun için. Öyleymiş ve o da güzel olmuş bence yani. Biraz daha böyle kolay bir... Bu bir tık daha güzel olmuş. Ben de beğendim ya. İlk geldiği hali iyiydi. 3 kişi oynayabiliyordun takımla. Ondan sonra böyle 2'ye düşürdüler. Biraz bozdular. Şimdi olmuş gibi. Mod.
Evet. Ya Battle Royale abi her şeyde keyifli oluyor. Yani ben Battle Royale hangi oyun olursa olsun keyif alıyorsun abi. Ama Bu mesela benim seferler gelince müzayedeye katılacağız hani. Katılırsınız değil mi? Erhan'la katılırız sen. abi. Destek Müzayede için. Zaten çok böyle sık maçları almayacağız. Sadece müzayede hakkını yapacağız. Tahvil olanlar katılacak. Hani bizim öyle hedefimiz yok. İlk 10 bine girip de onu öyle çok sağlam oyuncular alıyor. Sağlam yıllardır oynayan adamlar. Olur. Valla izleyicilerden de tahvil olan varsa klana gelip katılabilirler yani. Tamam. Onun Takım bir oluşturacağız. onu şöyle yaparız abi. Onu Şimdi da senle söyleyeyim. bu müzayede ve oradaki savaşlar hakkında bir konuşuruz bu maçtan sonra. Detaylı bir anlat sen abi. Onu ben YouTube'a atayım. Hani klana gelin katılın muhabbetinde de yaparız. Ne istiyorsun klana katılmalı ya da ne şart var falan muhabbetine. Hani YouTube'a atarız daha böyle bir etkili olur bence. Olur, Ona onun sonrasında da video şeklinde yapabiliriz, sıkıntı olur. değil. Tamam. Zaten daha belli değil ne zaman geleceği. Ha, tamam o Geçen zaman. sene Temmuz'un yarısında gelmişti. Vallahi hiçbir şey de yok ya tarafta. Hakikaten ha şurada. Ay sen Ben sarıdayım fark abi. etmesen tamam, ben de yeşil değilim. Yani çok katı bir şeylerimiz de yok. Yani geçen yoruma da biri yazmış, katılmak isteyeceğim. Bir daha cevap atmadı. Ha ben yazdım hatta dedim gel falan filan. Takım şey klan komutanı Sonra ben olarak. de yazdım. Ya şey yapıyorlar Katı yorum. kural yok abi, hani normal düzgün tank yani, olsun o seviye 2-3 tane. İşte 2 seviye müfrezede oynayacak ki zaten çok herkesi sık boğaz yapmıyoruz. Herkes rahat yapılıyor. Aynen öyle. Öğrenmek isteyen de gelebilir, öğretebiliriz. Tabii. Yardımcı oluruz. Şunu kaslayabiliriz. Yani çok bilmişlik yapmıyoruz da hani sadece öğrenmek istediğinde öğretiriz. Burada yeşil abi, sen al onu. Sen aldın mı diğerine? Ha sen Ben yine diğer yeşile şuradakini gideceksin. aldım. Tamam. Ben sağda var bir tane. Ben yine radara bastım. Hop, iki tane çocuk var burada. Bulaşalım mı onlara? Ne yapalım? O galiba bot ha. Kare gözüken bot bak. E gidek o zaman abi. Tavşan. Kaçacak o ha. Oha, vuramadım. Kaçacak. Oha sekti. Yılan bir ha. Çakre mi? Tamam al abi sen. Al. Sıkıntı yok. Sen al. Kare olanlar bot mu oluyor hep? Kare şeklinde aynen. Onlar bot. Ben şu karşıdakine gidiyorum abi. Sen nerede? Ha, oraya gidiyorsun. Okey. Şuradakini alayım. Ben bir de aralara bastım. Hop. Uçak drop atıyor. Vay, yakınımızda adam var. Öyle. Aslında şu mavilere gitsek mi ya ama bu risk. O droplar önemli aslında. Özellikler falan çıkıyor. Evet. Daha garanti. Ben de baksın. Ben kolay, şey kolay kolay basmıyorum bunu. Basınca hani yerimiz belli oluyor. Orası sağ tarafta var yeşiller falan. Tamam gidelim. Biraz kendi levelimizi arttıralım. Buradan çıkacağız. Bir bastayım abi. Vur gibi radar sesi. Bastı ve göründü. Şu sol üstte yeşil var. Ben de şu sarıya gideyim. Tamam. Ha yeşil değil. Yeşil, sarı. Var yeşil beyaz yapsınlar. Değil Yeşil. Bursa mi? sarı. Şacı İnegöl il oluyormuş. Valla yıllardır öyle oluyor da bir türlü olamadı.
Ben tam karşımda Sefer var. kesin kararlılar mıymış? Öyleymiş ya. Gazetede bir arkadaş böyle bağlı. Hoca hemen yanımda yeşili var. Al al onu da sen al ya. Al ben hocam. 4 develim. Burada sarı var bana. Tamam o zaman alayım. Hemen sağımızda adam var. Ateş başına hasar alalım bari. Ben şu maviyi alalım mı lan şuradan? Arkada biraz. Deneyelim de bakalım. Şu an adam gözükmüyor. Gözükmüyor abi bence yapıştır git al. Gel gidelim. Bayağı etrafta loot'u var. Çünkü abi yani mavilerden dediğin gibi efsane şeyler çıkıyor bir de ekstra özellik çıkıyor. Tamam ben sarılıyım abi. Şurada tam karşımda sarı. İşte karşıdan geliyor. Hamburger geliyor. Dağılın mı? Dalıyor mu? Islak hamburger geliyor. Geliyorum geldim. Geldim. Tek mi o? Yok. Abi. Ya bunlar var ya beni yedi ha. Allah Allah Allah. Bence ya kaçacaksın. Ki doyayım. Hasar yememen lazım. Evet, 5 evet saniye. Abi, tamam ben gidiyorum. Senin loot'unu alacak ama herif. Ah spotlandım ya. Yo yanında doğdum. Doğdun mu sen? Aha. Tamam güzel. E benim seni gidip canlandırmam gerekmiyor muydu? Yok yok senin yanında doğuyor. Sadece 8 saniye çıkıyor ekranda. Hmm. Hasar yememen gerekiyor. Hasar ha. Yersen sıfırlanıyor. Okey. Bunlar var ya bizim peşimize mi düşecekler, ne yapacaklar? Bence kaçalım abi. Şu anda bizim seviye onlarla baş edebilecek bir şey değil. Radar basmıyorum. Hantallar gibi geldi bana. Abi şunu yapıyor. Biri huragandı. Diğerini tam of, şey yapamadım. Bak geliyorlar ha bana. Bunlar taktı abi. Aynen aynen bunlar bizi bitirecek. Bak da bunlar gelişmemiş. Hemen. Kendi denince mantıklı bir şey yapıyor tabi. Of of of. Abi ikisi birden gömüyor ya. Hmm. Hayır yuh. İşte. Takım oynamak daha zor abi ya. İçimizden geçtiler lan. Takım oynamak daha zor geldi yalnız bana. Takım biraz daha şey oluyor galiba aynen. Sen öldün değil mi? Hı hı öldüm dönüyorum bari. Sıkıntı yok ya şey yaptıysan normalde de dönebiliriz rastgele. Yo oynayalım abi ya şey yapalım bir iki el atalım. Hiç sıkıntı yok. Bir iki elli atalım sonra yayını kapatırım zaten ya. Bir Alang. Bir Wolf. Kuracan. Şu şey vardı ya. Volkor'u da iyiydi dediğin gibi. Çok zırhlı bir tanktı bu. Ya onu geliştirirsen güzel olur. Çok fenaydı. Bastım abi. Millet herhalde haşır neşir oynamıyor ya bunu. Görevi evet. Yapan herhalde salıyor. Günlük. Ya ben olsam ben de şey yapmam ya. Bakayım günlük görevi olsun zaten ben de bırakayım. Bir tane görev kaldı.
O zaman şey yapalım. Saklana saklana oynayalım. İlk altıya girelim. E olur. Bitsin gene. Aynen, olur abi. Yani savaşta her şey mübah. Bak Taktik haberler, meselesi ya. hacı haberler.com'dan okuyorum. 15 Haziran 13.39 yayınlanmış haber. İnegöl il mi olacak? Adana İnegöl il olacak mı? İnegöl ne zaman il olacak falan filan diye yazmış. Yine soru işareti. Evet, yine soru Olacak işareti mı oldu. diye. Ama bayağı bir girişimde falan filan bulunmuşlar da, değil mi? Yani. Alsa da olmasa da sıkıntı değil ya. Olmasın daha iyi. Böyle kalsın. Ya burası sanayisi iyi ya. Büyük bir ihtimal iyi olmak için İşte zaten o çabalıyorlar. yüzden hani o muhabbet var abi, sanayi manayi bayağı bir potansiyel olduğu için hani adamlar onun üstünden gidiyor. Ne oldu bu oyunculara? Abi dediğin gibi şeyi yapan, görevi yapan tamam, yeter diyorum. Aynen sağ olun. Lan hakikaten maç bulamadı ha. Erhanlar da Diablo'ya sardı abi. Bayağı bir Erhan ve Günay Diablo'da. Diablo bağımlılık yapıyor ya oyuncular. Ama çok iyi bir oyun aslında da işte fiyat Erhan pahalı. diyecek sen dedi Snow'da bağımlı oldun falan der. Ha, aslında kim yazdı onu, herkes dağıldı diye. Evet, Erhan yazdı galiba. Snow da güzel oyun. Yani Ya ben hiç yoktan huzur buluyorum. aynen abi, rahat, Stres relax. yok, şey yok. Ya bir de çok uzun soluklu bir oyun. Hani şu an ben oynadığım 3 harita var. Oyunun kendi ilk haritası. Bir de üstüne DLC alıyorsun. Sezon 1'den 9'a kadar da şeyi var, haritaları var. Kimi bir aldığın haritada 4 tane harita var. Hepsinde bir görev var, hikaye var. Ya bayağı uzun Uzun soluklu. Hala soluklu oyun. oynayan favori yani oyun. Aynen öyle. Ben bakıyorum canlı açanlar oluyor. Ya ben senin YouTube'dakileri izliyorum. Böyle yani otur izle, o şeyler böyle çamura girmeleri, batmaları bilmem ne falan, efsane yani. Şöyle Bir de ben nerede? bazen modda araçları yüklüyorum. Onlarla da oynuyorum, paylaşıyorum. Tamam ben senin doğduğun yerde doğacağım. Ya bir gün vaktin olursa seni sev de oynayabiliriz hem Olur vallahi ya, Erhan benim sen ben. şimdi Erhan'ı biz alamayız oradan da, hani önümüzdeki hafta içi yapalım. Yok yok diyorum ya başka zaman. Ya her şeyin tabii vakit önemli. Vakit olsa sen bir sürü oyun var. Yani işte bak, ben şimdi Her bir de sürü şeyi bir şey aldım. var. Escape from Tarkov aldım. Ya abi öyle bir oyun yok ya. Geçen izledim işte seni de Çok bayağı iyi. kapasiteli. Yani bir Yani şeyi unutsan geçen suyu almayı unuttun. öldüm. İşte bayağı şeymiş yani. Sizin oynamadığınız Bence bir herkes oynayamaz oyunu. oynayamaz abi. Bak ben Call of Duty oynadım, Battlefield oynadım. Hiçbirine benzemiyor ve hepsinden daha zor. Sizin görmediğiniz maçlar yaptım ben. Bir maçta elemanın tekiyle bir tane böyle bir AVM'nin içine denk Bunu geldik. sen al. Okey. Dinliyorum ben seni. AVM'nin içine denk geldik. Eleman vurdu beni. Sol kolumdan ve sol bacağımdan vurdu. Hasar. Sol kol kırıldı. Mermi var. Sol bacak kırıldı, mermi var. Ve karnımda iç kanama var. Abi. Yanımda kitler yetmedi sağlıklı bir şekilde kendimi iyileştirmeye. E tabi onları da şey, animasyonla iyileştiriyor. Yani bastın çıktı diye dolmuyor. Bastın düzeldi demiyor.
düzelttim. Sol kolu düzelttim abi, tamam mı? İlk olarak. Evet. Çünkü şöyle bir şey. Sol kol hasar gördü mü ya da kolun hasar gördü mü abi, tüfeği tutamıyorsun. Değil mi? Tutmayın. Bu sefer tutsa da sallanıyor büyük bir ihtimal silah. Sallanıyor. Hedef alamıyorsun. Çok büyük sıkıntı oldu o bana. Adam geldi abi, beni var ya gülü oynaya öldürdü böyle. Abi biz maçta aranji de yok ha. Ha adam düştü. Düştü mü? Kaç canı kaldı? Ya oha, hiç canı. Adam nasıl indi oradan ya? Ama bak şans yani adamdaki de. Şunu... Dur acı, dur dur dur, ben geçeyim ya. Gerçi hangi görüntü? Beni öldürdüler ya. Abi adam oradan inip nasıl canı gitmez ya? Ya aga nasıl... 27 vurdu. Nasıl bir şeydir o ya? Nasıl 27 vurdum ben ya? İyi, alacağım ben bu çocuğu, alacağım. Ya 200... Ya kalk, koruyor arkadaşını. Hacı benim zırhım ondan iyi. Bok iyi. De delecek mecbur. Çünkü canı çok. Ya abi yok ya. Bir şey demiyorum ben. Bu adam da mermi ah bitti ya. Var ya, canım da gelmişti yarım salise önce ama yetişemedim. Adam şu kayanın oradan indi, hiç canı gitmedi ya. Bu kadar saçma olamaz yani. Ya o hamle var ya hacı, efsaneydi yani adamın o hamlesi. O hamleyi yapmasa biz onu orada yiyecektik. Bak çocuğu da doğurdu yeniden. Çocuğu doğurdu. Bakalım. Vay. Ya son bir defa girelim, oluyorsa oluyor, olmuyorsa geyiği yani, kapatayım ben. Arkeliğini alacağım, kaçacağım. Neyi alacağım? Şu light. Arkeliğin. Ben de alayım ondan. Ya yani yanlış da telaffuz edebiliyorumdur da. Yapıştırdım abi, başladım. Arkeliğin işte. Tamam, başla. Şimdi nerede doğrayım? Şurada doğak olur mu? Tamam, sen nerede istiyorsan. Zaten işaretini görüyorum ya. Tamam. Şimdi ne tarafa kaçacağız? Ben seni takip edeyim hacı. Sen takım oynamada vakıfsın. Mümkünce motorları açacağız. Motor şu anda şey yok bende, ama aktif değil. Seviye atlayacağız işte hani. Lootları toplayacağız, sonra uzak duracağız adamlardan. 6'yı tabii şanssızlık yaşamazsak. Takımlar 10. Şurada yani işte, 4 takım. Bak hemen arkamızdan doğdular. Ya ulan bir de şey bunlar ha. Zırhlı mırhlı bunlar ha. Şurada yeşil var, sen onu al. Tamam. Pardon. Ben pardon. Ateş ettim sana herif. Yok yok, yetmedi. Sadece spotlandık. Basalım etrafımızda. Tamam, onlar arkada. Tamam, çok onlar da bize bulaşmadı geldi. Böyle bir hissiyatım oldu. Allah Allah. Oğlum hiçbir şey yok burada. Allah Allah. O kutu çıkmadı. Basıyorum.
Önümüzde bayağı var. Evet. Sarı yeşil, sarı yeşil. Bayağı var. Bak şurada bot var ha. Nerede? Burada işaret koydum. Kale basınca kare gözüküyor. Ha. Oraya dalırız olmalı ya şimdi. Hacı ben şuradaki yeşil alıyorum ama ben sen yanındaki sarıyı al istersen. Takımlarda 9. 6 takım içine mi gir diyordu bu? İlk 6 aynı. Tamam abi az kaldı. Hadi bir eleyin birbirinizi. Sağ tarafta var. Gel. Taktiği deneyelim. Ben motor açtım. Sen al bu yeşili. Tamam. Herhalde açacağım sende. Hop. Drop patladı. Tamam. Oo, drop'un o tarafta adamlar var. Hacı hiç bence ne hiç ulaşmadan. Bak şuradan kaçalım. İşte buradan ortadan köprüden kaçacağız aynen. He. Tak topuk. Sağda adam var. Şunu alayım geçerken. Öyle. Oha. Oha. Harbiden oha. Rızal ya. Direkt köprüden geçelim herhalde. Valla yarımdan adam geçti. Kaç kaç direkt. Allah bu ne? Siktir siktir siktir. Erden. Abi kaç. Bu ne lan? Kaç kaç abi yakalayamazsın. Ben misin? Bir baktım kendi arabam önüme geliyor. Aman tanrım. Allah burası burada çıkmazmış. Şey gel gel buradan var. Şey gibiyiz abi hırsız polis gibi. Biz mi şeyde kaçıyoruz. Sol yapacaksın değil mi orada? O abi baksana. X basınca adamlara bak. Pusu kurmuşlar sanki. Geçiş yok. Abi gel abi ya. İçlerinden bence... Tavşan toplandı. Şöyle geçelim. Hiç bence bulaşmayalım abi gel. 7 takım kaldı. Neredesin? Geliyorum. Bak. Haydi kırmızı oldu bura. Eyvah kaç kaç kaç. Allah. 2. Ha bu ne ya? Allah. Kardeşim herkes bizi mi öldürme niyetinde? Ters tarafa gittim. Sıçayım. Öldün mü? Yok hayır ama yani eli kulağında. Ulan geyiğe bak ya abi. Ölme sebebine bak. Öldüm. Tamam tamam sıkıntı yok. Doğulacaksın tekrar yanımda. Ha, doğru ben evet. Ölmedim ya. Abi ölmüyor. Bir takım daha ölsene bari. Garantilesek. Şu an yanımda doğdun. Doğdum. Gel. Aynen. Gel gel abi buralar sakin bak. Şurada... Sarı var. Sen bunu al. Bir tane botu var. Botu kesebiliriz. Bota dalıyoruz mu? Ha, bot mu dalalım? Sonra sarı noktadan çıkalım ki. Al abi sen onu. Tamam. Bu zaten gerçek adam gibi loot şey vermiyor. Aynı sarı yeşil gibi loot veriyor. Ha. İlerleme veriyor. Aa, çok bir esprisi yok aslında ama olsun diyorsun. Aa, bu adamlar niye ölmüyor? Hala 7 takım var. Onlar da bulaşmıyor bence birbirine. Bak yakınımızda adam var oradan uzaklaşalım. Evet abi. Abi her yerde var. Daha spotlanmadım güzel. Ne yapalım? Köprüden karşıya geçelim mi? Olur. Şu burası ana baba günüydü. Hatta bir dakika X basacağım burada. Biraz bekleyebiliriz de. Kimse yok gibi. Tamam şurada bekleyelim abi. Şu lütfen alabiliriz. Etraftaki bak. Solda var. Tamam. Hem girişelim bir yandan. Ben köprüden geçiyorum. Şu sarıya gidiyorum. Ardından arkasında yeşil var. Yeşil oraya geç var. Al. Ben tamam. Şu sarıyı alayım. Tamam güzel. Bir patlama sesleri duydum ama abi, birileri soluşuyor herhalde. Takımlar 7'de kaldı. Kardeşim ölmüyor adamlar ya.
şurada bir görev yapacağız o kadar. Mavlut'a gitsene sen. 6 güzel. Güzel. Aha kimse yok. Of 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 çok. Şu anlık. Abi direkt gidiyorum maviye. Aynen direkt. Ben arkamdaki yeşili alıyorum. Onu bakıyorsun iki tane Valkyrie geliyor. Haydi. Allah diye. Vallahi geldi gel bak. Ha karşı. Yardım lazım. Geldim geldim hacı. Ne yağdırıyor lan o babadan? Lan. Oha ne oldu öyle? Benimki de onunkini öldürdü. Nasıl oldu lan? Tamam. Abi şansa bak. Doğacağım ama. Şansım var. Tamam gel. Geldin tamam. İyi ya. 5 takım kaldı. Ben şu lootları alayım. Of hacı çok fazla... Kalabalıklaştılar. Ya artık yani görev tamam zaten. Maksat. Aynen. Şu an 5 seviyeyim 7'ye ulaşırsak kârdır. Aha var şunu sağ... Geliyorum alttakini alalım diyorsun değil mi ufa? Aynen. Geldim geldim geldim. Gel sen geri gel. Ben bayağı şarjörü boşalttım. Tamam geri gel abi sen. Ben bir can toplayayım. Tamam o gitti. Acık. Al onu. Sen 7 oldun mu? 6'yım ben. Tamam. Tamam al onu abi. Şimdi biz bunu yiyebiliriz ha. Tamam senle. Gel abi sakin. Sağlı sollu. Bekle. Ben bir canımı canını, da bir daha basayım. Doldur, canını doldur. Bastım. Tamam sakin. Başkası vuruyor ona. Adamlar kaçalım mı buradan ya? Abi bence bekleyelim. Ben dolundayım. Çünkü abi. Onlar alacak onu sonra bize saldıracak. Bence hiç girmeyelim. O onlarla mücadele etsin. Yani canı uzun değil, canı çok olana derken zaten öldürecek. Öldürecekler değil mi? Şu an canı az olanı dolundayım ben. Arkadaki Raven'a arkadan başka abi, biri geldi. Başka adamlar geldi ya. Şunu almam lazım. Kaçsaydık keşke çok kırmızı oldu her yer. Vallahi öldüm ben. Ben de öldüm. Çok güçlüler abi. Çok zırhlılar. İkinci olduk. Neyse. Ya bizim hedefimiz görevi yapmak. Aynen öyle. Yine iyiydi ya. İyiydi. Yani bir ara o kaçmamız efsaneydi zaten. Şey gibi kaçıyoruz. Tavşan gibi kaçıyoruz. Bence gidelim artık. Evet ben yayını kapatayım hacı. Eline koluna sağlık. Tamam, ne demek? Yayını izleyenler de takipte kalsın. Yakında yani yakında derken şöyle bir tarih vereyim ben. Aşağı yukarı. Ha bir dakika önümüzdeki hafta bayram mı? 20 kaçı bayram abi? Hiç 20... tarihi bilmiyorum ne zaman bayram. 28'i gel. Bir saniye bakayım onu. Bayramda da yapabiliriz aslında. Bayram etkinliği diye. He? Olabilir. Dur bakayım bir dakika. Kurban bayramı. 2023. 28-1 şimdi 28-1 Kurban Bayramıysa abi 28'inde miymiş? Aynen 28'i daha bugün 15'i hacı 2 hafta 13 gün var yani, aynen olabilir aynen 2 hafta yani 28'i ne olur biliyor musun 28'i birinci gün yapılmaz da herkesin telaşı olur bir şey bilmem ne olur ya aynen 29'unda ya da 30'unda yapılabilir diyorum. Bana uygun abi. Böyle bir tarih söyleyelim. Zaten netleşir yakında da şey yaparız, paylaşırız. O zaman evet efendim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.